Günaydın sevgili ETV izleyicileri, Sağlık, Yaşam ve Güzellik programına hoş geldiniz. Çok değerli doktorlarımızı konuk almaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum bizlerle birlikte olacak. Kendisi Grant Medical Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ayrıca tüp bebek sorumlu hekimi Doktor Nahit Ata program konuğum olacak. Bugün kendisi bize neler anlatacak? İdrar kaçırma sorunları ve tedavi yöntemlerini anlatacak. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sağ olun. Yine pozitif bir şekilde güler yüzlükle geldiniz. Davetinizi kırmadınız. Önceki çok çok teşekkür ediyorum kanalımız adına. Bugün yine önemli bir konuya değineceğiz. İdrar kaçırma sorunları ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceksiniz. Önceki sorum şöyle olacak. Kadınlarda idrar kaçırma sebepleri nelerdir? Bu sorunu tetikleyen hastalıklar hangileridir? Tamam. Bugün özellikle neden böyle idrar kaçırmayla konuştuk dersek bunu ayıralım. Ayırmamızın nedeni güncel, şu an günümüzün en güncel sıkıntılarından bir tanesi de belki de hastalar farkında olmadan bu kendilerinin bir kaderi olarak gördüğü idrar kaçırması. Bunu bir ele alalım, bunu bir değerlendirelim dedik. Tabii ki kadınlarda idrar kaçırmanın birçok nedeni var. Normalde mesanenin görevi idrarı biriktirip, ondan sonra belli bir doluma geldikten sonra insana uyarı verip artık ben doluyorum, tuvalete gitmen gerek. Ondan sonra icabında insan biraz daha bunu tutup ondan sonra kontrolüyle yapması gereken bir şey. Fakat bu işte bunların herhangi bir yerinde bir aksama olduğu takdirde işte bize önümüze idrar yapma ya da yapamama ile ilgili bir sıkıntılarla karşımıza geliyor. İşte bu dedik ya, mesanenin dolumu, işte nörojenik, yani orada bir sinirsel bir problem varsa nedir? Yani kadının diyabeti vardır, daha önce MS'i vardır, Parkinson'u vardır, daha inme geçirmiştir. Yani sinirsel iletiyle ilgili bir problemleri olabilir, bunlara bağlı olabilir. Ya da kullandığı ilaçlar vardır. Bu kullandığı ilaçlarına, depresyon ilacına ya da başka bir ilaca bağlı olarak mesanenin dolumu ya da kasılmasını etkileyici ilaçlar, bunlar etki olabilir. Bunların hepsine bağlı olarak ve aynı zamanda yaşa bağlı olarak, yaşla kadınlık hormonunun azalmasına ve bu dokuları düzgün tutması gerekiyor. Belli bir oranda anatomik pozisyonda olması gerekiyor, işlevsel olması için. Bunların kaybına bağlı olarak idrar kaçırma değişebiliyor, olabiliyor. Bir de en önemlisi cerrahi, daha önce geçirmiş cerrahiler, travmalar, doğumlar, doğum da bir travma. Zorlu bir doğum olduysa oradaki anatomik yapı değiştiği için idrar kaçırmayı tetikliyor. Kabaca bunlar nedenlerimiz. Evet. Peki kadınlarda idrar kaçırma sorunları nasıl tedavi edilir? Kadınlarda idrar kaçırma ilk önce tabii bunların birçok tipi var. Bu tipin hangisi olduğunu görmek için stres inkontinans dediğimiz var. Kadın öksürürken, gülerken, merdiven çıkarken yani karın içi basıncının arttığı durumlarda kaçırmanın olduğu bir idrar kaçırma var. Bunu anlamak gerekiyor. Buna stres inkontinans deniyor. Yani bu mudur? Ya da urge inkontinans vardır. Mesanenin o depolama görevini düzgün yapamadığı için devamlı bir uyarım olup sık sık tuvalete gitme ihtiyacı yok. Hatta birden durup dururken birden gelip yetişemez. İşte o deminden dediğim gibi biraz daha bekletme safhasını, evet, istemli safhasını yapamaz. Kadın tuvalete yetişemez. Buna urge inkontinans deriz. Sık sık günde mesela 8'in üzerine tuvalete gidenlerde bundan şüpheleniriz. Bu yönde araştırmak gerek. Ondan sonra ayrıca taşma denen, düzgün şekilde bu sinirsel iletiği düzgün çalışmadığı için ya da başka geçirdiği kazalara bağlı olarak bir problem varsa taşma, damlama şekli olabilir. Ya da sırf geceleri olan idrar kaçımı var. Ya da bunların birçoğunun, birkaçının olduğu mix tip idrar kaçımı var. Bunların hangisi, hepsinin tedavisi farklı çünkü. Eğer ki stres inkontinans dediğimiz bu karın içi basıncı, öksürük, hapşırık, gülmeyle, merdiven çıkmayla olanlarda kegel egzersizi dediğimiz o pelvik tabanın kaslarını kuvvetlendirici istemli manevralar var. Bunlarla o kas tabakasını kuvvetlendirmeye çalışabiliriz. Veya baktık bunlar olmuyor, olamayacak düzeyde çok ciddi bir orada bir defekt, bir problem varsa çok kısa bunların yerine göre olarak işte stres inkontinansta da ayrıyeten iki alt tipi oluyor. İnternal sfinkter yetmezliği ya da hipermobil üretra dediğimiz, bunların tedavisi de birbirinden farklı. Bunun hangisi olduğunu bulup buna göre yaklaşık 10 dakikalık
15 dakikalık bir cerrahi operasyonla alttan yapılan çok kısa süreli, hatta aynı gün hastayı çıkarabildiğimiz bir tedaviyle hasta rahatlamış oluyor. Yani tabii esasında bu mucizevi bir şey. Hastalar farkında olmadan, çünkü bunda da diyor benim kaderim. Yani idrar kaçırıyorum. Yaşla beraber genelde tabii ki bu yaşın ilerlemesiyle beraber idrar kaçımı artıyor. Ve bu yaşın getirdiği bir sorun olarak gördüğü için de bir araştırma gereği de duymuyor. Bazen biz doktorlar da sormuyoruz, sorgulamıyoruz. Hasta da bunu çekiniyor ve normal olarak bir şey olduğunu düşündüğü için hiç üstünü aramıyor. Yani bu ya, bunda bir sorun mu var yoksa benim bir kaderim diyor. Ama onu razı oluyor. Razı oluyor ama esasında kaderi değil. Evet, bunun eğer ki buysa, eğer bu stres inkontinansa dediğimiz gibi 10 dakikalık bir işlemle kadın bundan sonra hayatının birçok noktasını etkileyecek şeylerde daha mutlu yaşıyor. Çünkü neden? İdrar kaçırmak mesela, idrar kaçırma nedir? İdrar kaçırma kendi tanımı içinde sosyal olarak ve sosyal ve hijyenik olarak bir soruna neden evet, olan kesinlikle. İstemsiz idrar kaçırma. Yani hem sosyal yönü var hem hijyenik yönü var. Tabii. Bunların içinde sosyal yönünde hasta idrar kaçıracağı için, tutamayacağı için toplum arasına, arkadaşların arasına giremiyor. Gidemiyorlar. Yani kendi çocuklarına bile yanına gitmeye diyor. Ben eve bağlı yaşıyorlar. Eve bağlı yaşıyor, evet. Koku olayından dolayı, idrar rahatsız kaçıramadığından olacak. Dolayı. Ondan sonra icabında hatta bu tür problemi olan hastalarda %50 oranında cinsel problemler oluyor. Tabii eşinden kaçma oluyor. Yani çünkü bu işlem cinsel münasebette idrar kaçıracağını düşündüğü için bundan da kendini tedirginlik olacak. Tetikleyeceği Psikolojik için sorunlara kadar tabii ki gidebiliyor değil yani mi bu çok durum? büyük bir psikolojik kar topu gibi büyüten bir Büyüyebiliyor. Problem. Ama bakarsanız dediğimiz gibi sorunu bulup çözülebiliyorsa 10 dakikalık 15 dakikalık bir işlemle tabii hayatı değişiyor kadına. Tabii. Yani idrar kaçıracağım diye su içmeyen hastalar biliyoruz. Tabii Kesinlikle. ki. Yani bu vücudunun sağlıklı çalışmasını da engelliyor. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Peki kadınlar idrar kaçırma ile alakalı ne tür egzersizler yapabilir? Neler önerirsiniz? Vallahi şimdi işte pelvik tabanla ilgili bu stres inkontinans tipi varsa, eğer ki buralarda pelvik tabanda bir gevşeklik varsa, burada bir zayıflık varsa bunu kuvvetlendirmek için Kegel egzersizleri var dediğimiz. Mesela ne yapıyor hasta? İdrarını yaparken tutmaya çalışıyor. 4-5 saniye tutuyor, tekrar bırakıyor. Tekrar tutuyor. Yani bu ne oluyor? Oradaki idrarı tutma işleminin kendisinde yani kognitif, bilişsel olarak bunun kendi kontrolü altında olmasını sağlayıcı buradaki kasları kuvvetlendirici manevralar yapılıyor. Bunlarla günlük olarak bizim bunlar için icabında ufak konularımız var. Kasları kuvvetlendirici ya da elektriksel uyarıcı aletlerimiz var. Bunlardan da ya da dediğimiz gibi kendisine sadece bu şekilde eğitim vererek idrarınızı tutun, biraz bekleyin, ondan sonra yapın şeklinde böyle kendi kendine bir kontrol edecekler. Manevralarla eğitim veriyoruz. Evet. Peki hangi aşamada cerrahi işlem gerekir? Yani ilaçla tedavi olabiliyor mu yoksa daha büyük boyutta olunca mı cerrahi işlem gerekir? Şimdi tabii ki yani bunlarda tip tip dedik, işte belli tiplerinde ilaçtan da fayda görüyoruz. Ama yani bu işte karın içi basıncının belli bir basıncı aşmasıyla olanlarda ilaçtan pek fayda görmüyoruz. İşte eğer hafif düzeyde ise sosyal yaşamını çok bozmuyorsa, işte bu kasları kuvvetlendirici hareketler, eğer baktık bunlarla da olmuyorsa dediğimiz gibi yani bu iş daha kolay, bir 10 dakikalık bir 15 dakikalık operasyonda bunu çözme yoluna gidiyoruz. Dedik öbürkü idrar kaçırma, örş, yani birden ani şekilde idrar gelme hissi var hastada. Bu tabii farklı bir şey. Evet. Bunda depolama görevinde bir problem var. Mesane sanki kendini dolu hissediyor. Bir uyaranla kendini kasıyor. Kasınca kadın idrar kaçırıyor. Buradaki mekanizma farklı olduğu için bunlarda ilk önce burada uyarıcı bir neden var mıdır? Bir onu araştırıp işte burada ilk önce gelip sistemik muayene ettik diyelim. Rutin biyokimya tahlillerini yaptık. İdrar kültürünü gördük. Bunlarda bir enfeksiyon, herhangi bir şey olmadığını gördük. Bundan sonra bunlara daha çok, bunlardaki ilk tedavi basamağımız ilaç.
İlaçlarla bu kendi kendine kasılmayı azaltıcı şekilde, bazen de biraz da eğitim vererek, işte bunda da biraz etkili olabilir. Mesela 2 saatte diyelim sıkışma hissi gelecek, biraz daha tutmasını yönünde eğitimler veriyoruz. Bunun da etkisi oluyor. Evet, yani tabii kasları güçlendirmek Tabii, adına bir şeyler bir yapması miktar gerekiyor. yani. Öbürküsü kadar olmasa da bunda da ilaç artı eğitim yine de faydası olması oluyor. Gerekiyor. Kadınlarda idrar kaçırmada cerrahi tedavi nasıl uygulanıyor? Yani bunu biraz açabilir misiniz? Az önce bahsettiğiniz zaman. Şimdi ilk önce hastayı gelecek, muayene edeceğiz. Burada idrar kaçırmada, yani dedik mesanenin çıkımında bir sfinkterimiz var. Ya da oradaki bir bağ dokusu var. Bir belli bir anatomik şekilde tutan. Eğer ki bunların kaybın neresinde olduğunu görüyoruz. Eğer ki dediğimiz gibi hipermobil üretra, bir iki test var bunlar için yaptım. Normal muayene, normal muayene sırasında 5 dakikalık bir işlem sırasında nereden problem olduğunu biliyoruz. Bunun problemi bildikten sonra eğer ki sfinkter yetmezliği mi yoksa hipermobil üretra, buna göre değişik operasyonlarla, ama dediğimiz gibi kısa süreli, alttan oluyor, karından, genelde karından olmayan alt taraftan yaptığımız burayı, bu bağ dokusunu, eğer ki bu sarkma varsa bu sarkan dokuyu yukarı doğru kaldırıp bir askı operasyonu dediğimiz operasyonlarımız var. Bunları yapıyoruz. Evet. Az önce yaş ile alakası var dediniz ama bu rahatsızlık daha çok yaşlılarda mı görülüyor? Daha çok yaşla beraber görülme insidansı artıyor. Prevalans artıyor. %20'lere kadar, yani 5 kadından biri, hatta daha da yüksek. Bazı çalışmalar diyor %30'ları bulan 10 kadından 3'ünde olduğunu söyleyen çalışmalar da var. Yani bu kadar sık. Esasında az değil. Ama tabii ki görülme sıklığı yaşla artıyor. Neden yaşla artıyor? İşte geçirdiği, çünkü yaşla arttınca eğer doğum yaptıysa doğum sayısı artıyor. Doğuma bağlı olarak buradaki bir pelvik tabakada bir zararlanma olasılığı artıyor. Yaşla beraber tabii ki dokular da yaşlanıyor. Bunun da bir etkisi var. Geçirdiği operasyonlar, eğer ki astım varsa, devamlı kronik bronşiti varsa, direkt devamlı, eğer mesleği nedeniyle kadın devamlı ağır bir şeyler kaldırıyorsa ne yapıyor? Sonuçta bu anatomik yapıyı aşağı doğru devamlı öksürüktür, ağır kaldırmak nedeniyle aşağı doğru bir ittirme oluyor. Ne oluyor? Buradaki anatomik durması gereken bir hamak şeklinde olan oradaki bir yapı aşağı doğru bir yarıklanma oluyor, sarkma oluyor. Tabii bu da zaman içinde ne oluyor? Yaşla beraber eskiyor. Evet, birbirinin içinde. Doğru söylüyorsunuz. Peki idrar kaçırma gece de devam ediyorsa gece neler yapılmalıdır? Ne tür önlemler alınmalıdır? Gece yaşanan sorunlarda özellikle ilaç mı kullanması gerekiyor? Genelde evet. Yani işte ilk önce baktık. Burada dediğimiz urge incontinence, aşırı aktif mesane dediğimiz şekilde, mesanenin aşırı uyarıma bağlı olarak bir problem varsa bunları ilaçla çözmeye çalışmaktayız. İlaçla bu şikayetler azalacak. Tabii ki neden? Yani çok önemli bir şey. İnsan uykusunu devamlı bölünmesi demek. Çok bir rahatsızlık. Evet, bu da bir ayrı bir psikolojik rahatsızlık. Yani kendi başında devamlı yorgun olmak, kendini iyi hissetmemek, enerjik olmamak. Çünkü uyku çok önemli. Uyku hayatımızı çok etkiliyor. Aynı zamanda ne oluyor? Eğer ki bir de bu hasta özellikle yaşlıysa gece düşünün uykunun arasından kalkıp sendeleyebilir, düşebilir. Tabii bu böyle problemler de ne olacak? Ondan sonra diyelim kalçayı kırdı, düştü, elini kırdı. Yani bunlar daha büyük bir sorunlara neden olabilecek. Tetikleyebileceği için ayrıyeten bir sıkıntımız var. Mesela bu hastalarda eğer çok aşırı kalkması gerekiyorsa, ilaçlara rağmen azalma yoksa, bu tür hastalarda aydınlatma ışıkları bırakması gerekiyor devamlı. Kalktığı zaman uyanacağı için en azından bir ortamın bir görebileceği düzeyde bir aydınlık ortamında olması da, ondan sonra etrafta bir şey varsa düşmesine onları hazırlayıp bunları kaldırması gerek. Takılabileceği şeyler varsa, çünkü bunları öngörmek gerek. Her şeyi değiştirmesi olacak. Evet, hayatını ona göre biraz adapte etmemiz gerekiyor. Evet. Tabii bizim yaptığımız her şeyle bu idrar kaçırma hepsini çözebiliyor muyuz? Çözemiyoruz. Çözemediklerimizde de en azından hastaya vereceğimiz eğitimlerle hayatını ya daha yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. Kolay yaşamış oluyorsunuz dolayısıyla. Böyle bir sorun yaşayan hasta özellikle yemesine içmesine dikkat etmeli mi? Belli bir diyet uygulaması gerekiyor mu? Tabii ki. Şimdi eğer ki zaten hastalarımız da kendileri de bir çözüm yolu buluyor. Ne diyor? Su içmeyeyim diyor en fazla. Aynen, en başta diyor evet su içmeyeyim. Gece içmeyeyim ben. Gece içmeyeyim. Dışarı çıkarken içmeyeyim. Tabii ki şeyden önce eğer ki yatmadan önce 200 saat önceden sıvı alımını kısıtlama yoluna gidebiliyoruz. Daha da önemlisi mesela diüretik, yani idrar söktürücü etkisi olan
çaydır, ondan sonra kahvedir, gazlı içecekleri azaltıyoruz. Azaltmamız gerekiyor. Bunlar tabii ki etkili oluyor. Yani ne kadar, şimdi tamam kadında bir problem var ama bir de bunu normal kişide bile ne kadar kahve fazla içersek görürsünüz o gün daha fazla daha tuvalete gideriz. Çıkacak. Daha sık tuvalete gideriz. Bunları tabii düzenlemek gerekiyor. Bunlar yönünde de tabii ki çok önemli. Sıvı tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat edin. Sıvıyı komple kesmiyoruz, azaltmıyoruz esasında ama günün farklı bölgelerine yaymak gerek. Çünkü, saatleri değişecek. Evet, sıvı bizim için çok önemli çünkü. Tabii, olmazsa olmaz. Özellikle yani özellikle yaşlı gruptaysa özellikle zaten yaşlandıkça sıvı alımı azalıyor. Bir de bu şekilde kısıtladığımız takdirde normal metabolizmamızın anormal çalışmasını sağlıyoruz. Tabii. Bu daha tehlikeli. Sıvı alımını alacağız ama günün belli yönüne dediğimiz gibi yatmadan 200 saat önce bu alımı azaltacağız. Evet. Daha düzenli olmuş olacak. Evet. Peki idrar kaçırma hangi sıklıkta olursa doktora gidilmeli? Yani idrar kaçırma ne sıklıkta değilse yani kadının eğer ki günde bir bile olsa düzenli bu şekilde bir bunları tetikliyorsa hayat ne zaman kaçıracağını bilemediği için sosyal yaşantısını, hijyenini etkilediği için çok büyük bir problem. Yani arada nedir? İnfeksiyonda ya da üşütme durumlarında bayanlar tabii ki idrar kaçırmayı biraz daha eğilimli. Bunlar tabii ki bilir ki kendini üşütmüştür, hasta evet. olmuştur. Tamam bu normal. Ama onun dışında bu tekrarlayıcı bir şekilde vasfa büründüyse bu şikayet tabii gelmesi gerekiyor. Şeker hastalarından az önce bahsettiniz ama şeker hastaları idrar kaçırma sorununu neden daha çok sık yaşar? Şimdi bir kere onlarda şeker fazla olduğu zaman şekerin böbrekten geçişi de fazla oluyor. Hı hı. Bu glukoz yanında geçerken suyu da fazla sürüklüyor. Evet. İster istemez gün içindeki idrar miktarı fazla oluşuyor. Mesela hani televizyonlardan da biliriz. Çok fazla idrara çıkmaya başlamışsa bir insan ya da kilo vermeye başladıysa acaba sende diyabet var mı, şeker var mı? Yani idrar sıklığı artıyor. Bir bu. Bir de ikinci bir neden, tabii ki diyabetin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de vücudun bütün sinir dokularına zarar veriyor. Evet. İşte kontrolsüz şeker. Tabii ki bu mesanenin işlevi için düzgün bir nörojenik sinirlerimiz çok düzgün çalışması gerekiyor. Eğer ki bunlarda bir diyabete bağlı olarak yüksek şekere bağlı bir etkilenme varsa sinyal tabii ki bu kaskat bozuluyor. Demin başından beri söylediğimiz bir kısır döngü içine evet, hasta girmiş oluyor. Peki yapılan tedaviler sonrasında hasta tamamen iyileşir mi? Öyle bir şansı var mı aslında? Evet, işte tipine göre hangi tip idrar kaçırma olduğuna bakmak gerek ya da idrarın neresinde bir problem varsa işte stres inkontinanslarda evet gerçekten büyük şekilde çözebiliyoruz. Mikslerde gene de yani bir aşırı aktif mesanede de çözebiliyoruz neredeyse. En azından azaltabiliyoruz. Bunlar da ilaçlarla. Bazen de ikisi bir arada oluşuyor. Mix dediğimiz tiplerde yaptığımız bizim o 10-15 dakikalık operasyonla anatomik yapıyı düzeltince ister istemez bu aşırı aktif mesane sık sık tuvalete gitme miktarı bile azalıyor. Çünkü onları da görüyoruz. Ben diyor hocam diyor tamam öksürük hapşırırken kaçırıyordu. O yüzden biz ameliyatı yapmışız. Akşamları da 2-3 kere kalkıyorum tuvalete diyor ama ameliyattan sonra bakıyoruz ki nasıl sorguluyoruz geceleri tuvalete gitmeniz nasıl oldu? Artık çok rahat uyuyorum 7-8 saat aralıksız şeysiz uyuyorum diyor. Hepsini çözmesek bile belli tiplerinde %100'e yakın. Çok güzel bir başarı oranı. Tabii yani, yani mesela ameliyatlarda dediğimiz %90 diyoruz. Çok güzel bir başarı. Çok güzel bir başarı tabii. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Son olarak şöyle bir sorum olacak. İdrar kaçırma sorunu yaşayan hasta tedavi olmazsa ileride ne tür sorunlarla karşılaşır? Ve erken tedavinin öneminden biraz bahsedebilir miyiz? Yani bu ilk önce bu idrar kaçırma ileriye doğru gittiği zaman insanın kendine karşı bir güveni gidiyor. Evet. Tamam. Şimdi güven problemin de bunu çözmek de işte içinde psikolojik problemler ya da diyelim cinsel işlev yetersizliği olarak bunlar bir ailesel dengeyi bile bozabilecek şeyler. Evet. Bazen bu işin içinden çıkılmayacak, dönülemeyecek noktaya gelebiliyor. Yoksa anatomik yapı olarak ya da başka bir şey için çok ciddi problem olabilir mi? Hani bu tiplerin bazılarında mesela taşma dedik. Bunlar tabii ki böbrek fonksiyonlarını bozabilecek şeyler.
Tabii ki bunu da bir an önce yapmak gerekir, sorunu çözmek gerekiyor. Çünkü burada idrar düzgün yapamama, kaçırma var. Yani taşmaya bağlı. Hı hı. Düzgün bir fonksiyon mesane boşalmadığı için bu idrar yukarı doğru böbrekleri var. Tabii bu sefer ne yapıyor? Böbreğin çalışmasını bozacak. Evet, organları zarar veriyor. Tabii ki o zaman organa zarar veriyor. Ha, öbürküsü psikolojik zararı var, hijyenik problemler var. Ayrıca bir de böyle var, böyle problemler. Tabii ki bir problemi ne kadar erken, bir sorun ne kadar ufakken çözülme ihtimali varsa çözmek her zaman daha iyi. Bazen dediğimiz gibi yanında başka şeyleri tetikleyip daha farklı işinden çıkamayacağımız noktaya geldiğimiz zaman elimizde bizim de yapacağımız bir şey kalmamış oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Ya dediğim gibi tamam, bu idrar kaçırma erkeklerde de var mesela, ama tabii kadınlarda 2:1 oranında. Yaşla beraber artıyor. Hastalıklar, başka hastalıklar tetikliyor. Ama hastalarımız şunu bilmesi gerekiyor. Bu idrar kaçırma hastalarımızın kaderidir. Bu çözebiliyoruz. Bunlar için bize danışsınlar, yapabileceğimiz şeyleri görsünler. Evde beklemesinler. Evet. Kaderlerine kaderiniz demesinler. Demesinler. Doğru evet. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine güzel bir konuyla izleyicilerimizi sizi tekrar buluşturmak isteriz. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli TV izleyicileri, değerli doktorumuzdan çok güzel bilgilerini aldık. Bugünlük de bu kadardı. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı ve güzel kalın.